gerçekleşmelerin verdiği bir güven tesisi vardır. Eminim ki Bakan Bey de. Çünkü geçtiğimiz dönemde hep geleceğe dair çizilen patika vardı. Şimdi ise geriye dönüp baktığınızda aslında performansı ortada bir Merkez Bankası var. Doğru adımlar atılmış durumda ve enflasyonda konuştuğumuz, beklediğimiz gibi düşüş gerçekleşmiş durumda. Lira stabilize oluyor artık. Dolarizasyonda bir aşağı çekilme var. Ağustos'u biraz dışarıda bırakırsak aslında dolarizasyon konusu da fena gitmiyor. Oradaki çözülme. Dolayısıyla bütün bunları topladığımızda daha güvenli çıkışlar yaptığımız bir New York toplantısı olmuşa benziyor açıkçası. Geçtiğimiz yıla kıyasla ilginin de daha fazla olduğunu biliyoruz bu tarafta. Tabii bunların hepsi portföy yatırımcısı. Onun altını çizmek lazım. Yani Eurobond, hisse ve bono, hedge fonlar, diğerleri vesaire. Şimdi buradaki ilgi, bono ilgi zaten vardı. Çok da yüklü girişler gördük bono'ya, biliyorsun. Şimdi bu ilginin bir tur daha devamı olası, çünkü enflasyon 50'nin altına geliyor olacak. Ve bu aslında konuştuğumuz bir şey. 3 ay evvel de enflasyon 50'nin altına geldiğinde burada yeniden bir akım görme ihtimalimiz mevcut diye. Şimdi bu olurken bir de dünyada faiz indirim süreci de başlamış durumda. Yani o gevşeme döneminin içindeyiz biz artık. Bu tüm EM'ler için bence, yani doğru adımları atan, tüm gelişmekte olan ülkeler için fayda sağlayacak bir gerçekleşme. Ve şunu da unutmayalım, her faiz indirimi ABD'den gelen olumludur diyemeyiz. Fakat şu anda gerçekten rayına girmiş olan, hem enflasyonda hem büyümede bir ekonomi üzerine faiz indirim süreci başlamış gibi gözüküyor. Bu çok olumlu bence. Flow açısından, EM sermaye girişi açısından da. Aynı zamanda tabii ki ABD bonoları tarafında da benzer bir süreç göreceğiz. Neyse, o alokasyonu karıştırmayayım şu anda. Bunun dışında Türkiye'ye bakıldığında bence performansı gayet iyi ki Türkiye'nin bu anlamda. Yalnız şunu karıştırmamak lazım Açıl. Biz bu yorumları yaparken finansal kesimle ilgili yorum yapıyoruz. Yani finans piyasasıyla ilgili yorum yapıyoruz. Doğrudan yabancı yatırımla ilgili değil bu yorumlar. Veyahut reel kesimin gitmekte olduğu süreçle alakalı değil. İçeriye çekeceğimiz bono, hisse senedi ve Eurobond tarafındaki akımlardan bahsediyoruz. Hisse senedinde biraz daha zaman var. Orada çok farklı dinamikler var. O piyasayı biz birazcık bozduk. Oranın düzelmesi için bence biraz daha zamana ihtiyaç var. Ama bonoya bir tur daha iyi bir sermaye girişi beklerim. Eurobond tarafında da keza olası buluyorum. Zaten bankaların da sendikasyonları vesaire de başlıyor. Kasım'da yüklü dış borç ödemesi var Türkiye'nin. Dolayısıyla bu anlamda Ekim'in hareketli geçme olasılığı da var. Bunların hepsi pozitif tarafta yer alan konular. Hepsine de sermaye girişi beklerim. Ama yabancı neyi soruyor? Bence fokus artık önümüzdeki yıl enflasyon 30-25-30'larda mı kalır? 20'nin altına iner mi? Yani uzun kağıda giriş yapmak için 10 yıllık tahvile örneğin, veya biraz daha kısa diyelim 5 yılla. Onlar için önemli olan şey önümüzdeki yıl enflasyonun geleceği nokta. Eğer 25-30'larda kalacaksa burası çok fazla bir şey offer etmiyor gibi gözüküyor. Ama gerçekten 20'nin altına gelecekse onu anlamaya çalışıyorlar. Dediğim gibi bu hafta yabancı yatırımcılar, fonların yoğun olduğu bir hafta, ama bu arada son 6-7 aydır, yani yaz aylarını biraz dışarıda bırakacak olursak, yabancı yatırımcıların, bu fonların çok sık geldiği bir dönem geçiriyoruz. Yani eskiden bir kere gelirlerdi veya iki kere, şu anda yani 3 ayda bir frekansı yüksek bir şekilde sürekli investment bankler ve yabancı yatırımcılar Türkiye'ye geliyor, onu söyleyebilirim. Bu iyi bir şey. Bunun dışında bir sonraki hafta S&P ve Moody's de keza ziyaretleri mevcut. Bir rating upgrade daha gelebilir. Bir not artışı. Frank Gill'in açıklamalarını hatırlayalım. Kapıyı bayağı açık bıraktı orada S&P tarafında. Ben bu yıl sadece Fitch'ten iki kere not artışı bekliyordum.
Sanırım S&P'den de iki kere bir not artışı görme ihtimalimiz var. Böylece yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altındayız. Altında oluyoruz. S&P'de şu an 4, Fitch'te 3 kademe altındayız. Dolayısıyla Türkiye'nin büyük resimde bakacak olursak geçtiğimiz 10 yıl kaybedilmiş bir 10 yıl ve notun düştüğü bir 10 yıldı. Geride bıraktığımız bir yılı da dahil edersek bundan sonraki içine girdiğimiz uzun vade diyeyim, Türkiye'nin not artışlarının devam ettiği, re-rate olduğu bir süreç oluyor gibi gözüküyor. Bu fırsatımız var. Şu ana kadar değerlendiriyoruz. Geleceğe dair de bunu çeşitli reformlarla beslersek eğer böyle 2-3 yıllık vadede çok daha iyi bir noktaya geleceğiz not açısından bakıldığında. Ama toplamda bakıldığında kısa vadede ben şu anda içeriye özellikle bonoya sermaye girişi bekliyorum. Eurobond'da da aynı şekilde. Sendikasyonların da bu arada geçtiğimiz dönemlere kıyasla çok daha uygun yerlerden kapanması söz konusu.